zarafet, kahramanlık ve hüzün Çerkes folklorunun yapı taşlarıdır. Çerkesler, on yıllarca süren bir mücadelenin ardından Ruslarla girdikleri son savaşta yenilip 1864 yılında ana vatanlarından sürgün edildiler. Acılarla dolu o büyük göçte sağ kalanların önemli bölümü Osmanlı İmparatorluğu topraklarına yerleşti. Ancak savaş adeta onların kaderiydi. Ana vatanlarını Ruslara karşı savunan Çerkesler, bu kez Osmanlı'yı dünyaya karşı savunacak olanların arasında yer alacaklardı. Yiğitlikleri ve savaş becerileri nedeniyle Osmanlı ordusunda seçkin bir yere sahip oldular. Yavaş yavaş çökmekte olan Osmanlı'ya omuz veren bu savaşçılar, imparatorluğun dağılışına engel olamadılarsa da, destansı hayat öyküleriyle adlarını tarihe yazdırdılar. Bu kahramanlardan biri Osman Ferit Paşa. Osman Ferit Paşa, Kafkasya'da doğmuş ve halkının 1864'te sürgün edilmesiyle Osmanlı topraklarına gelmiş ve bir başarı hikayesi yazarak Osmanlı ordusunda 45 yıl süreyle hizmet etmiş bir Çerkes savaşçısıdır aslında. Bu savaşçılık özelliği sadece küçük yaşına rağmen katıldığı savaşlar değil, Osmanlı topraklarında da bütün yaşamı savaşlarla ve mücadeleyle geçmiş olmasından aslında bu sıfatı sürdürmüştür ömrünün sonuna kadar. Osman Ferit 1844 doğumludur. Çerkeslerin Ubıh boyundan, tanınmış Şaplı ailesinden. Babası Bereketuko Hasan, Ruslara karşı verilen savaşlarda Ubıhlara liderlik etmektedir. Osman Ferit de yeni yetmelik döneminde babasının yanında savaşlara katılır. Ancak Çerkeslerin son savaşı da kaybetmesi üzerine İstanbul'a gelir. Burada İstanbul'da da tek kız kardeşi olan Ziz hala var. Ve bu anneleri beni bırakın diyor. Ben burada öleceğim, benim toprağım burası, burada gömüleceğim diyor. Çok zor bırakmak zorunda kalıyor. Ve kalkıyor geliyor. Buraya geldiği zaman tabii ki kız kardeşine gidiyorlar. Hepsi Ziz hala onları karşılıyor. Onun evine gidiyorlar. Bütün kardeşler orada toplanıyor. O halamız olan Ziz Hanım onlara annelik yapıyor. Kız kardeşleri Ziz'si gibi Mehmet ve İsmail de İstanbul'a Osman Ferit'ten önce gelmişlerdir. Mehmet ve İsmail Harbiye'ye, Ahmet ise Süvari Birliği'ne kabul edilirler. Hepsi çok başarılı birer asker olurlar. Osman Ferit'in ise 20 yaşında olduğu için harp okuluna girme şansı yoktur. İşi yok. Burada bir yer edinmek istiyor. Asker olmak istiyor çünkü daha önce memleketinde hep savaşmış babasıyla vesaire. Burada Yıldız Sarayı bir at müsabakası düzenliyor, bir yarışma. Ve bu yarışmaya daha çok dışarıdan gelenler, göçmenler katılıyor. Bunların büyük ağırlığı Çerkesler oluyor. Daha önce Osman Ferit Paşa'nın ata bindiğini bilen, çok iyi at sürdüğünü bilen tanıdıkları var, akrabaları var. Bunlar öneriyorlar kendisini. Kendisi de bu öneriler üzerine bu yarışmaya katılıyor, davet alıyor. Ve yarışmada çok büyük başarılar gösteriyor. Bu başarısının ardından kendisi Osmanlı ordusuna çavuş rütbesiyle alınmış oluyor. Osman Ferit, o yıllarda 1.90 boylarında güçlü kuvvetli, dalgalı kahverengi saçlı, soluk tenli, yakışıklı bir delikanlıdır. Bir yandan da çocuksu bir çekingenliği vardır. Ama dürüstlüğü, ilkelerine bağlılığı, en çok da gözü pekliğiyle hayatı boyunca hep takdir toplayacaktır. Tarabya'da bir av partisi düzenleniyor. Bu av partisinde işte bir sürü büyük elçiler falan hepsi orada. Padişah da dahil tabii ki, büyük babam da. Orada bir domuz saldırıyor. Zannedersem, yanılmıyorsam Alman büyük Fransız mı galiba, öyle bir şey hatırlıyorum, büyükelçi saldırıyor. Büyük babam hemen çekiyor, ateş ediyor ve öldürüyor onu.
Fransız elçisi çok hatırlı konuğunun Osman Ferit tarafından kahramanca kurtarılması üzerine padişaha bir teşekkür mektubu yazar. Sultan Abdülaziz Osman Ferit'i huzuruna çağırır, onu 100 altınla ödüllendirir ve muhafız alayına yaver olarak atar. Resmi bir ziyaret için Batı Avrupa'ya giden ilk ve son Osmanlı padişahı Abdülaziz'dir. Sultanın amacı hem Avrupa'daki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek hem de imparatorluğun dış ilişkilerini sıcak tutmaktır. Kafkasya'dan göçeli 3 yıl, muhafız alayına gireli ise henüz 1 ay olmasına karşın Osman Ferit bu 47 günlük tarihi gezide padişaha refakat eden seçkin topluluk arasında yer alacaktır. Padişahın İtalya, Fransa, İngiltere, Belçika ve Avusturya'yı izleyerek Macaristan üzerinden İstanbul'a döndüğü bu gezi Avrupa'da çok büyük yankı uyandırır. Osman Ferit için gezinin iki en unutulmaz hatırası ise İngiliz ve Fransız hanımlarının yoğun ilgisi ve Kraliçe Victoria'nın bizzat imzalayarak Osman Ferit'e gönderdiği fotoğrafıdır. O zamanın insanlarının yani Queen Victoria zamanında sanırım Çerkezlere Şeyh Şamil'den dolayı büyük bir hayranlıkları vardı. Özellikle kuvvetli Rus İmparatorluğu'na karşı gelebilen bu küçük grupla ilgili yani bu cesur insanlar kimdir, nasıl yapıyorlar diye. Sanırım Abdülaziz'le olan İngiltere gezisinde de yani bu Çerkezliğinden ötürü Osman Ferit Paşa da kendi de hayran olabilecek bir adam olduğu için yani o da bundan nasibini almış olmalı ki o da orada çok beğenilmiş, çok takdir edilmiş ve Kraliçe Victoria'nın da resmini evet son dönemine kadar hep başucunda saklamış. Onlar ona hayran, o da ona hayran herhalde. Avrupa seyahati dönüşü, kız kardeşi Zissi'nin Osman Ferit'i evlendirme çabaları sonuç verir ve Aralık 1867'de sosyetenin en çok talibi olan Çerkez kızlarından Ayşe Hanım'la evlenir. Osman Ferit Paşa natürel bir kişi. Asker disiplini içinde. Fakat her şeyi natürel olarak alan. Sonuçta bir asker. Dolayısıyla onların hayata bakışı bir salon beyefendisi değil. Daha çok at üstünde, savaşlarda bulunmuş, hani cesur. Ayşe Hanım gösteriş meraklısı. Biraz tabii daha böyle şey yapmak, sosyete falan böyle bir şey havasında benim duyduğum kadarıyla. Bu mizaç farklılığı aralarında hep bir gerilim unsuru olur. Ancak 1868 yılında oğulları Kazım'ın doğumu ilişkilerine bir denge getirir. Ordudaki görevinde son derece başarılı olan Osman Ferit, 1874 yılında binbaşılığa yükselir. Ancak imparatorluk büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Avrupalı devletlerin kışkırttığı Balkan isyanları Osmanlı'yı iyiden iyiye yıpratmıştır. Sultan Abdülaziz'e içeride büyüyen tepkiler 1876'da bir darbeyle sonuçlanır. Darbeyi planlayan Hüseyin Avni ve Mithat Paşalar Abdülaziz'i tahttan indirip yerine 5. Murat'ı geçirirler. Bu karışık dönemde tahta çıkarılan 5. Murat'a Osman Ferit de sadakat yemini ediyor. Bu dönemde yaşanan Çerkes Hasan olayı Osman Ferit'i derinden etkiliyor. Çünkü Çerkes Hasan, Abdülaziz'in kayınbiraderi ve Osman Ferit'in belki Kafkasya'dan çok eski bir arkadaşı. Ablasına yapılan kötü muamele ve darbeden sonra da ablasının ölümü Çerkes Hasan'ı bu bilinen olayı gerçekleştirmeye itiyor. Hüseyin Avni Paşa'nın konağına baskın yaparak 6 kişiyi öldürüyor. Ve bundan sonra da Beyazıt'ta halk önünde idam ediliyor. Çerkes Hasan olayı saraydaki Çerkes subayları zor durumda bırakmıştır. Gergin bekleyişin sonunda Harbiye Nezareti sadakatinden kuşkulandığı Çerkes subaylarını imparatorluğun sınır bölgelerine dağıtır. Osman Ferit'e düşense Trablusgarp'ta bir sınır karakoludur. İmparatorluğun bu en uzak köşesinde, bu çöl karakolunda olmak, Osman Ferit'e İstanbul'da içine düştüğü bunalımlı günlerini unutturur.
canla başla çalışır ve bulunduğu birlikteki tüm sorunları çözer. Atıyla sık sık uzun çöl gezileri yapar. Nihayet 1877'de beklediği telgraf gelir. 5. Murat, sağlık sorunları nedeniyle tahttan indirilmiş, yerine Sultan Abdülhamit geçmiştir. İstanbul'a geri çağrılır. Osmanlı-Rus Savaşı patlamıştır. Kendisi Kafkas cephesine gitmek istediyse de Batı cephesine, Balkanlara gönderilir. Ağustos 1877'de bugünkü Bulgaristan topraklarında bulunan ünlü Şıpka Geçidi Muharebesi'ne katılır. Burada Rus birliklerine karşı kahramanca savaşırken göğsüne isabet eden iki kurşunla yaralanır. Kurşunlardan biri çıkarılırken diğeri kalbe çok yakın olduğundan hayatının sonuna kadar taşıyacağı bir savaş hatırası olarak kalır. Savaşta gösterdiği kahramanlıktan dolayı rütbesi albaylığa yükseltilir. Ağustos 1878'de Taşkışla'ya kışla komutan yardımcısı olarak atanır. Birkaç ay sonra komutanın vefatı üzerine paşalığa terfi ettirilerek Taşkışla'nın komutanı olur. Henüz 34 yaşındadır. Osman Ferit Paşa, Taşkışla kumandanı olduktan sonra Beşiktaş-Serencebey yokuşunda çok güzel bir konak alır. Eşi Ayşe Hanım, Yıldız Sarayı'na da yakın olan bu konağı çok sever. Kısa zamanda saray çevresine sık sık davetler vermeye başlar, karşılığındaysa sarayda ağırlanır. Osman Ferit ise bu çevreye girmeyi inatla reddeder. Ayşe Hanım sosyetik davetleri severken Osman Ferit daha mütevazi bir sosyal hayatı tercih eder. Konakta Ayşe Hanım ziyafetler, davetler verir, saray çevresine girer. Fakat Osman Ferit ısrarla bu çevreye girmeyi reddeder. Daha çok işiyle ilgilenir. Tarabya'daki padişahın ahırlarında atlarla, arkadaşlarıyla kışlada vakit geçirir. En yakın arkadaşı muhafız alayında da görevli olan Dağıstanlı Mehmet Fazıl, o zaman albay rütbesinde. Onunla birlikte Gazi Muhammed'in Koska'daki konağındaki toplantılara katılmaya başlar. Gazi Muhammed, Şeyh Şamil'in oğludur, paşadır, o da muhafız birliğindedir. Koska'daki bu konakta daha çok Kafkasyalı subaylardan oluşan ve ülkenin politik sorunlarını, muhtemelen Kafkasya ile ilgili konuları da görüşen bir topluluk vardır. Taşkışla kumandanı Osman Ferit Paşa'nın resmi görevleri dışında Sultan Abdülhamit'le doğrudan ilişkisi neredeyse yoktur. Ancak bu mesafe bile saray entrikalarından uzak kalmasına yetmeyecektir. Abdülhamit bilindiği gibi çok evhamlı bir padişah. Kurdurduğu hafiye teşkilatı ve jurnaller o dönemde meşhur. Ve Koska konağında yapılan bu toplantıların jurnalleri de Abdülhamit'e sürekli ulaştırılmaktadır. Ve bir gün Kafkasyalı subayların kendisini tahttan indirmek üzere bir komplo düzenledikleri jurnalini alır. Ve bir süre sonra da bu subaylar değişik nedenlerle imparatorluğun değişik yerlerine sürgüne gönderilir. Osman Ferit en yakın iki arkadaşını bu olaylar sonucunda kaybeder. Dağıstanlı Mehmet Fazıl paşa yapılarak Bağdat'a sürgüne gönderilir. Gazi Muhammed Paşa ise müşir rütbesiyle Medine'ye gönderilir. Osman Ferit en yakın arkadaşlarını kaybettiği gibi onlarla olan ilişkisinden dolayı ve Taşkışla gibi çok önemli bir kışlanın ve birliğin de komutanı olduğu için hep göz önündedir ve bir süre sonra bu sürgün furyası onu da Medine'ye sürükler. Eşi Ayşe kendisinden askerlikten istifa edip İstanbul'da kalmasını beklemektedir. Kocasını sevse de yaşam tarzından, çevresinden ayrılıp Arabistan çöllerinde yaşamayı düşünmemektedir. Medine'ye büyük babam sürgün giderken Ayşe Hanım diyor ki ben orada yapamam diyor. Bana göre değil. Ben burada diyor konaklarda, saraylarda oturmaya namzet bir insanım. Herhalde hanımların eşlerine hani ben gelmiyorum dedikleri bir dönem değil. Dolayısıyla da o da tek başına gidince aralarına bir soğukluk girdi sanırım. Osman Ferit kararını vermiştir.
Bir sabah Beşiktaş'taki konağın kapısından çıkar ve kendisini bekleyen arabaya biner. Bu, eşi Ayşe Hanım'ı son görüşüdür. Ama ilk çocuğu Kazım'ı hiç unutmaz, onu hep sorar. Büyük babam oğlunu hiçbir zaman unutmadı. Medine'deyken de her zaman soruyor. Nasıl, büyüyor mu, nasıl, bana resmini gönder bilmem ne. O, onun çocuğu o. Çocuklarına çok düşkünmüş büyük babam bildiğim kadarıyla. Çökmekte olan bir imparatorluğun askeri olmak demek, kaçınılmaz olarak huzurun alabildiğine uzağında bir hayat sürmek demektir. Zaten o, savaşın da, göçün de en acısını ana vatanından koparken yaşamıştır. 1887 yılında yeni görevi için İstanbul'dan Medine'ye gider ve kendisini yine görevine adar. Kışlayı düzene sokar, reformlar yapar. Medine'de daha önce İstanbul'da tanışıp dost olduğu Şeyh Şamil'in oğlu Gazi Muhammed Paşa ile yolları yeniden kesişir. İki eski dost sık sık bir araya gelirler. Derken Osman Ferit Paşa, Gazi Muhammed'in kızı Nefiset'e gönlünü kaptırır ve onunla evlenir. Aralarındaki yaş farkına rağmen evlilikleri gayet uyum içerisinde sürer. Toplam 11 çocukları olur. Büyük annem de aynı büyük babam gibi son derece mütevazi, son derece hanımefendi, dedikodusu yok, bedduası yok, kötülük bilmeyen, saf, tertemiz bir insandı. Öyle bir insandı ki koskoca Şeyh Şamil torunu olarak, bir imam torunu olarak büyük annem son derece Müslümandı. Osman Ferit Paşa'nın Medine'de bulunduğu dönemde Arap Yarımadası tam bir kaynayan kazandır. Kabilelerin çatışmaları bir taraftan, isyanlar ve daha çok da İngiliz ve Rus ajanlarının cirit attığı bir ortam vardır. Osman Ferit Paşa'nın huzurlu ev hayatına karşılık çok zorlu bir iş hayatı vardır. Bu olağanüstü dönemde büyük bir başarıyla görev yapar. Çevresindeki bütün meslek arkadaşlarının ve Arap şeyhlerinin, kabilelerin takdirini kazanır ve aynı zamanda Abdülhamit'in de rütbesi bir süre sonra 1. Ferikli'ye, yani Orgeneralliğe yükseltilir. Nisan 1902'de Şeyhül Harem muhafızı ve Hicaz'dan Necd'e kadar uzanan bölgenin komutanı olur. Bu yeni dönemde Osman Ferit'in üzerinde en fazla yoğunlaştığı görev Hicaz demiryoludur. İmparatorluğun bu bölgedeki varlığı için çok önemli olan bu projenin aksamadan ilerlemesi için Osman Ferit yorulmaksızın çalışır. Çöldeki Bedevi kabile reislerini bu işi desteklemeleri için ikna eder, gerektiğinde onlara rüşvet verir. Ancak çatışmalar bitmek bilmez. Arabistan hızla Osmanlı'nın elinden kaymaktadır. 1904 yılında Osmanlı hükümeti Orta Arabistan'daki kuvvetlerinin tümünü geri çeker. Ardından Cidde'deki kabileler ayaklanmaya başlar. Son Yemen valisi Mahmud Nedim Paşa Osman Ferit'ten yardım ister. Osman Ferit güç kullanmaya karşıdır. Çöle haber yollayıp Arap şeyhlerini toplantıya çağırmayı önerir. Bundan sonrasını Mahmud Nedim Paşa hatıratında şöyle anlatır. Bu çöl halkının gelenekleri ve ruh hali garip. Ertesi gün zalim şeyhler süt dökmüş kedi gibi çölden geldiler. Tek bir isim yeterli. Bedevi'nin güvendiği, saydığı ve korktuğu tek bir isim. Bu isim söylenince çöl teslim oldu ve sessizliğe büründü. Bu Osman Ferit Paşa'nın ismiydi. 1908 yılında 2. Meşrutiyet ilan edilir ve Sultan Abdülhamit tahttan indirilir. Osman Ferit Paşa İstanbul'dan yine bir telgraf alır. Emekli olmuştur. Büyük bir törenle Medine'den ayrılırlar. İstanbul'a döndüklerinde Üsküdar Şemsi Paşa'da aldıkları bir yalıya taşınırlar. Zira Serencebey'deki konakta hala ilk eşi Ayşe Hanım oturmaktadır.
Osman Ferit bu konağa gitmese de çocukları gidecek ve burada milyonları peşinden sürükleyecek bir kurumun temellerini atacaklardır. Siyah beyaz renklerinle kara kartalsın, sporunda en yüce, en yüce başsın. Sen yüksel başkasın, senden ders alsın. Şampiyon, şampiyon, şampiyonsun Beşiktaş. En büyük, en büyük sensin Beşiktaş. Osman Ferit Paşa'nın Serence Bey'deki konağı bugünkü Beşiktaş Kulübü'nün temellerinin atıldığı yerdir. Oğulları Mehmet Şamil ve Hüseyin Bereket, konağın bahçesinde diğer arkadaşlarıyla birlikte sistemli olarak spora başlarlar. Benim babam boksördü mesela. Eskrim oynadığını hiç görmedim ama boks eldivenlerinden benim albümümde bile resmi var. Fakat Şamil amcam ve Bekir amcam eskrim. Bekir amcam aynı zamanda muhteşem bir jimnastikçiydi. Gençler zaman içinde çoğalarak bir kulüp kurma fikri edinirler. Kurdukları kulübe Kafkasya'da savaşırken ölen dedelerinin adını yaşatmak için Bereketiko Jimnastik Kulübü adını verirler. İlkin büyük ölçüde Çerkeslerden oluşan bu kulüp zaman içinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne dönüşür. Ve arabacıların kulübü dedikleri Beşiktaş'ın arabacılar lafı faytonla giden beyzadeler olduğu için bunlar arabacıların kulübü diyorlar. Yoksa Beşiktaş kulübü o kadar küçük bir kulüptü yani. Onların bir şöhreti o. Osmanlı ordusuna 45 yıl hizmet veren, bunun son 22 yılını Arabistan'da geçiren Osman Ferit Paşa, İstanbul'da hak ettiği huzurlu emeklilik günlerine tam başlamıştır ki, İttihat ve Terakki Cemiyeti kendisi hakkında bir soruşturma başlatır. Konu, eski rejimle bir hesaplaşma içine giren İttihat ve Terakki'ye bağlılık yemini etmemesidir. Sürgün yine gelir, kapıya dayanır. Ömrünün büyük bölümünü Osmanlı İmparatorluğu'na dürüstçe hizmet ederek geçiren Osman Ferit Paşa, 65 yaşından sonra bütün rütbeleri ve ünvanları elinden alınarak belirsiz süreliğine Midilli'ye sürgüne gönderiliyor. Adada ada halkının ve valinin dostça yaklaşımı bu zor günlere kolay atlatması için yardımcı oluyor. Ve yaklaşık 2 yıl sonra hakkındaki suçlamalar düşürülüyor, aklanıyor ve İstanbul'a geri dönüyor. Ömrünü görevine atfetmiş bir insan olarak tabii eminim ki bu çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. O zamanın insanları tabii ki çok mağrur, çok gururlu, çok cesur. Hani şimdiki insanlar gibi hani bağırmalar, çağırmalar yok. Üzüntülerini kendi içlerinde yaşayan insanlar. O gururla tabii ki hani çok geri çekilip o gururun yaratacağı üzüntü. Ben hani ailemizde de onu gördüm. Babamın büyüklerinde de hep onu duydum. Hani sessizce Midilli'de eminim ki onu çok fazlasıyla etkiledi ve saatini de genç yaşta harap etti herhalde üzüntüden. 1912 yazında yatağa düşer ve durumu giderek ağırlaşır. Bilinci kapandıktan 5 gün sonra gözlerini açar, eşine "Nefiset" diye seslenir. Nefiset gidip yanına oturur. Paşa onun elini tutar, dudaklarına götürür ve son sözlerini söyler. Başımı Kafkasya'ya çevir.